şemsile bina maksut, izzi, avamil, izhar, kafiye, molla cami, bir de meani okutuyorum. Eski usul bizim kitaplar bunlar. Eski usul denmesine bakmayın, eskimez usuldür. Eskimez yani. O kitapların yazılış gayesi Kur'an daha iyi nasıl anlaşılır buna yardım etmektir. Orada mesela öyle güzel konular vardır ki mesela o konuları başka bir yerde bulamazsınız. Şimdi ben de ara sıra adama kahramanlık yapanlara böyle çarpan sorular sorarım ben de ara sıra yani. Böyle ukalalık yapıyorsa ona diyorsun ama bak bilmiyorsun yalandan kahramanlık yapma bırak şimdi yani. Hava atmanın, caka satmanın bir alemi yok yani. Mütevazi dur durduğun yerde ağırlığını bil yani. Birini öbürünü rahatsız etme diye. Hemen derim mesela. Ya eyyühel müddessiru diye bir kelime var. El müddessiru. Ne bu? Hangi kelimedir? Hangi babdandır? Kökü nedir? Manası nedir? Aslı nedir? Niye dönüşmüştür filan? Şimdi eğer bir adam bizim usulümüzde maksut kitabını okumadıysa bunu bilemez yani. Veya İssakale diye bir kelime var. Eğer maksut kitabını okumadıysa o kelimeyi bilemez. Bizim eski usulün böyle kelime tahlilleri noktasında, kelime bilgisi verme noktasında çok nokta vuruşları vardır. Kuralını bilirsin, öğretir sana kuralını. O kurala uyan örnekler üzerinde dururlar. Bu kavari'ul Kur'an da işte böyle teknik bir tabirdir. Kenarda bucakta ne olduğunu bilmek lazım. Ne yapıyorsun ya? Buraya bir ses vermem lazım. Ben de bakıyorum. Şimdi yüzünüze bakıyorum. Yüzünüze bakıyorum. Siz başka bir tarafa bakıyorsunuz. Ben de diyorum ki ya bu niye bakıyor orada ne var yani oraya. Hayır oraya baksa anlayacağım da buraya bakıyor yani. Adam bir yolda yürüyormuş da bir tanesi böyle yolda bir hayvanın kuyruğuna basmış. Hayvan işte kendisi yolun kenarına uzanmış kuyruğu yolda basmış kuyruğuna. Tabii bağırmış hayvan öteden Allah Allah demiş ya. Biz nereye bastık, ses nereden çıktı demiş. Yani ben bana bakıyorsunuz zannediyorum. Başka tarafa bakınca dikkatim dağılmış oldu. Evet. El-kari'atu, kavari'ul Kur'an bu. İkinci ayet. Mel-kari'atu. Mel-kari'atu soru değil aslında. Buna soru manası verilebiliyor. Verenler var. Mel-kari'atu nedir? O kari'a nedir? Mel-kari'atu. Ona soru manası vermektense oradaki ma edatına taaccüp dediğimiz etkileşim, hayret manası da verilebilir. Yani mel kari'atu ne yaman şeydir o çarpan. Yani ne korkunç bir şeydir o. Sorusunu sormak değil de korkunçluğunu ortaya koyma manasında taaccüp ma'sı deriz biz buna. Böyle bir manası da var. Nitekim bu manası bulunduğu için üçüncü ayette ve ma ederake mel kari'atu ifadesine yer verilmiştir. Ve ma ederake ve ma ederake Kur'an-ı Kerim'de 13 yerde geçer. Daha önce biz bunu Müddessir suresini işlerken mutlaka söylemişimdir. Hatta Kadir suresini işlemedik herhalde. İşledik mi? Bilmiyorum işte orada demişizdir. Ama bir daha hatırlatayım ana hatlarıyla. Kur'an-ı Kerim'de böyle ve ma edrakeler var. 13 tane ve ma edrake ifadeleri var. 3 tane de ve ma yudrike ifadeleri var. 3 tane ve ma yudrike, 13 tane ve ma edrake ifadeleri var. Bu ve ma yudrikelerin manasının ne olduğunu Allah-u Teala bildirmemiştir. Yani ve ma yudrike ile sorduklarının manasını, açılımını, açıklamasını yapmamış. Bunların biri Ahzab suresinde 63. ayette geçiyor. Bir diğeri Şura suresinin 17. ayetinde geçiyor. Üçüncüsü de Abese suresinin
3. ayetinde geçiyor. Ve ma yudrikeler onlar. Ve ma edrakeler işte bir tanesi Hakka suresinde, bir tanesi Müddessir suresinde, bir tanesi Murselat suresinde, iki tanesi İnfitar suresinde, iki tanesi Mutaffifun suresinde, bir tanesi Tarık suresinde, bir tanesi Beled suresinde, bir tanesi Kadir suresinde, iki tanesi Kari'a suresinde ve nihayet kalan bir tanesi de Hümeze suresindedir. 13 tanedir bunlar. Bunlar hem Rabbimiz ve ma edrake ile bunu sorar peygamberimize, hem de kendisi bunun cevabını verir. Ve ma edrake ile sorulan soruların cevabını Rabbimiz veriyor. Kendisi veriyor. Ama muhatabı olan Hazreti Peygamber'e de ve ma edrake, bunu sana bildiren ne olabilir ki der. Yani bu şu demek, sen bunu kendiliğinden bilemezsin. Bu senin için kendi başına bunu anlayabilme noktasında bir dirayetin konusu değildir. Edrake, dera kökünden gelen. Edera, dera kökünden gelir, dereke kökünden gelmez. Edera, deranın işte dört harfli kalıbıdır. Sana bildiren ke sana demek. Ve ma edrake, sana bildiren ne olabilir ki? Mel kari'atu, kari'anın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bunlar şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok önemli kullanımlardır bu ve ma edrakeler. Şunun için çok önemli. Ben öteden beri söylüyorum. Diyorum ki Kur'an-ı Kerim'in metni Arapçadır. Ancak bunun manası Rabçadır. Yani Arapçayı bilen herkes Kur'an'ın ne dediğini ya da ne demek istediğini tam manasıyla anlayamaz. Çünkü Kur'an'ın böyle Rabça bir anlam örgüsü vardır. Ayetler Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş ve kullanılan pek çok kavrama sözlük anlamının dışında Rabbimiz Rabça diyebileceğimiz bir anlam içeriği yüklemiştir. El-Kari'a'nın çarpan şey demek olduğunu biliyoruz sözlükten. Ama burada kendisi başka açıklamalar yapacak. İşte mesela Hümeze suresinde soruyor. Ve ma edrake mel hutame. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Biz hutamenin ne olduğunu aslında biliyoruz. Hatame kırmak demek. Ezmek, kırmak demektir. Hutame o da ezen, kıran şey demektir. Fakat onu ve ma edrake ile soruya konu ediniyor Allah-u Teala. Diyor ki ve ma edrake mel hutame. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Sonra kendisi açıklıyor. Hutame narullahil muqade. Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. İnneha elleti tattali'u alel efide. O ateş insanın gönlünün içinden tutuşmaya başlar. Oradan alev alır. Adamın yüreğini yakar yani. Niye böyle bir hutame kelimesi var orada? Çünkü el kol hareketleriyle, kaş göz işaretleriyle biriktirdiği malın, servetin şımarıklığı içerisinde başka insanlarla alay eden, onlarla dalga geçen, onların gururunu kıran, onları rencide eden, onların yüreğini burkan insanlar, yürek burktukları için, kalp kırdıkları için onların da kalbinin kırılacağını söylüyor Allah-u Teala. Kalp kıranın kalbi kırılır diyor. O hutame kelimesinin orada kullanılmasının böyle bir anlam ilişkisi vardır. Ama kelime manasından hareket ederek hutamenin ne olduğu çözülmez. Mesela Beled suresinde akabe kelimesi üzerinden söyler. Der ki Allah-u Teala elem neceallehu ayneyni ve lisanen ve şefeteyni ve hedeynahun necdeyni felektahamel akabete felektahame tırmanmadı el akabete o yokuşa. O sarp yokuşa tırmanmadı bu nankör insan. Sonra diyor ki ve ma edrake mel akabe. Akabenin yani o sarp yokuşun ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Aslında el akabetu akabe sarp yokuş tümsek demektir yani. Tümsek bunu Arapçayı bilen herkes bilir. Fakat Allah-u Teala el akabenin sıra dışı bir anlamı bulunduğunu
Rabça bir anlamı bulunduğunu beyanla onu ve ma edrake ile soruya konu ediniyor. Sonra da kendisi açıklıyor. Nedir el akabe? Fekkür akabe. Bir boyunu hürriyetine kavuşturmaktır. Ev it'amun fi yevmin zi mesgabe. İşte kendisi zor bir günde olmasına rağmen doyurabilmektir. Yetimen zâ mekrabetin, yakınındaki yetimi doyurabilmek. Ev miskinen zâ metrabetin, ya da açlıktan karnı toprağa yapışmış yoksulu doyurabilmektir. Bakın el-akabe kelimesine bambaşka bir anlam yüklüyor Allah-u Teala. Kelime anlamının ötesinde. İşte bu ve mâ edrakelerin böyle bir mana dünyası vardır. Sıra dışı Rabça bir anlam devreye sokar. 13 kullanımın 13'ünde de böyle bir mahiyet vardır. Her birinde böyle Rabça anlam açılımları söz konusudur. Bu el-kari'ate böyledir. Cevabını vermediği o 3 tanesi, yani Ahzab, Şura ve Abese'de geçen 3 tanesinde de cevabı vermiyor. Yudrike ile sorduklarının cevabını vermiyor. Edrake ile sorduklarının cevabını veriyor. Cevabı verilmeyenler hangi konular? Biri son saat, yani bu alemin ne zaman biteceği ile alakalı zamanı hiç bildirmiyor. Zaten o iki ayette de öyle diyor. Ve ma yudrike, sana bildirecek ne olabilir ki? Le'alle sa'ate tekunu kariba. Belki de o son saat çok yakındır. Hiç belli olmaz. Bilmezsin. Bildirmemiş yani. Kimse bilmiyor. Peygamberimiz dahil hiç kimse bilmiyor. Ha, bilenler var tabi. Yani saniyesine varan detay verenler var. Hemen tarihi açıklıyor. Böyle rakamlar o yandan bu yandan getiriyor. Allah-u Teala bilemezsin diyor. Bildirmedim diyor. Hem kaç defa söylüyor bunu? Bir kere değil. Defalarca söylüyor. Aniden gelecektir diyor. Aniden gelecektir diyor. Adam kıyamet alametleri diye bir literatür oluşturuyor. Büyük alametler, orta alametler, küçük alametler, o alametler diye üretilen şeylerin her biri her zaman olan şeyler. Her zaman var yani. Yok bilmem binalar yükselecek, vardı zaten. İrem şehrinin binaları şimdiki gökdelenlerden kim bilir daha muhteşemdi. Efendim körfezden ateş çıkacak, çıkmadığı hiçbir zaman yok, her zaman çıkıyor yani. Efendim ana babaya isyan eden çocuklar çıkacak, o var, her evde var, Allah muhafaza. Yani peygamberimize işte soruyorlar, bu kıyamet ne zaman kopacak? Onun cevabı o kadar güzel ki. Bu şimdikilerin anlattığı gibi peygamberimiz tarih filan vermiyor. Diyor ki kıyamet ne zaman kopacak diyenlere ne hazırladın ona? Sana ne ya? Ne zaman kopacak? Sen ne hazırladın ona baksana. Seni ilgilendiren tarafı buydu yani. Bir şey hazırlamadın, ne zaman kopacak? Görürsün. Senin kıyametin senin öldüğün zamandır zaten. Ölüm de her an gelebileceğine göre başka bir tarih felsefesi üzerinden milleti oyalamanın bir manası yok. Başka bir hadisinde de işte soruyorlar ne zaman kopacak, o da diyor ki ene ve saatu kehateyni, ben ve son saat iki parmağını yan yana getiriyor, böyle bu yan yana her an kopabilir diyor. Çünkü bağteten bu demek yani. La te'tiküm illa bağte, size aniden gelecektir. Aniden gelecek şeyin alameti olur mu ya? Efendim, rüzgar başladı, hava bozdu, bulutlar karardı, ortalık simsiyah oldu, aniden yağmur başladı. Ne aniden? Yarım saattir konuşuyorsun ya. Bir sürü alametler geldi işte. Alameti gelen şeyin aniliğinden söz edilmez. Kıyametin de alameti filan yoktur. Kıyametin alameti filan hepsi geldi, bitti, gitti. Neydi? İşte Hazreti Peygamber'in peygamber olması son alamet buydu. Muhammed suresinde söylüyor. Fakat ca'e eşratuha. Bütün alametleri geldi, bitti. Bundan sonra hel yanzurune illa saate en te'tiyehum bagteten. Bagteten aniden demektir. Aniden gelmesinin dışında başka ne bekliyor bu adamlar diye. İyi ki de aniden gelecek. Ya zamanı bilinseydi?
Ya bilseydik filanca tarihte kopacak diye insanın ödü patlardı yani. İyi ki de bildirmedi Allah-u Teala. Allah-u Teala bildirmedi. Bizimkiler bildiriyor ya. Öyle alametler var ki o alametler eğer doğruysa kıyameti bilmemek mümkün değil. İsa geliyor. Ondan önce Mehdi geliyor. Mehdiliği biliyorsunuz değil mi? Google'a yazın Allah aşkına. Eve gidince bir yazın Google'a. Türkiye'deki yaşayan Mehdiler yazın. Bak kaç tane çıkıyor. Bak kaç tane var. Yani öyle bir tane filan değil. Şimdi hiçbiri birbirini beğenmiyor. E hepiniz bekliyordunuz. Aa geldi. Bu odur diyorsun. Bu o değil diyor. Niye? Onlardan değil. Herkesin Mehdi'si farklı. Bizim Mehdi'miz de farklı. Bizim Mehdi'miz insan olarak Hazreti Muhammed, kaynak olarak Kur'an-ı Kerim. Bizim Mehdi'miz canlı, hiçbir zaman önümüzden geçmiyor, kaybolmuyor, burada duruyor. Ama onlar insan Mehdi bekliyorlar, beklesinler, daha çok beklerler. Boşu boşuna ümmeti oyalıyorlar, yazık günah yani. Yazık, hazırlıklı olmak varken Aliya İzzet Begoviç'in dediği gibi tembelliğin adını Mehdilik verdiler demiş. Ne kadar güzel. Yatıyor aşağıya. Nasıl olsa Mehdi gelecek kurtaracak. Ya neyi kurtarıyor ya? Mehdi gelecek herkesi hidayete erdirecek. Ya sen deli misin ya? Nasıl böyle bir şey söylersin? Allah'ın ayetleri insanların her zaman çoğu iman etmeyecek diyor ya. Hazreti Muhammed'in yapamadığını seninki nasıl yapacak ya? Sen Mehdi'yi abartalım derken Hazreti Peygamber'i küçülttüğünün farkında mısın ya? Bütün peygamberleri. Ama böyle yapıyor şimdi. Hani onu yapan niyeti odur budur bilmem. O hesabını Rabbime verirdim. Buna nasıl inanıyorlar yani? İnanıyor. Mehdi Efendimiz diyor duruyor adam ya. Yani öyle şimdi aklımda bir sürü isim var. Hani kimseyi doğrudan kastederek lüzumsuz bir şekilde başıma dert almak istemiyorum ama yani Allah için söylüyorum. Bunlar ya tamamı Kur'an'a aykırı şeylerdir yani. Nerede geçiyorsa Kur'an'a aykırıdır bu. Böyle elinin tersiyle iteceksin. Yuvarlak konuşmayacaksın. Yuvarlak değil. Olabilir, olamaz. Yok, yok. Olamaz, kapat bu defteri. Ondan sonra sen kulluğuna bak. Ne lazım sana? Gelenin Mehdi olduğunu nereden bileceğiz? Nasıl inanır? Ben hayatta inanmam. Yani ben mümkünatı yok inanmam yani. Ya niye inanayım ki Mehdi burada duruyor yani. Ben daha niye başkasına inanayım? Sonra niye o Mehdi? Olacaksa ben olsaydı. Allah. Niye o yani? Niçin? Ne farkı var? Neyi hak etti yani? Niye o yani? Ben Mehdi'yim desem yıkarlar dünyayı. Aha kafayı yedi derler. E bekliyorsun. Sen bekliyorsun kafayı yemiyorsun da. Ben çıktım deyince niye kafayı mı yiyorum ben? Beklersen geleni çok olur bunun. Böyledir bu iş. Beklemeyeceksin, kulluğuna bakacaksın. Öyle yaşadığım birkaç olay var. Şimdi burada anlatırsam, hoca da kafayı yedi diyeceksiniz. İyisi mi anlatmayayım yani. Arıyor beni telefonda biri. Arıyor telefonda sabahın saat yedisinde. Sabah yedide arıyor bir tanesi. Ya saat yedide adam aranır mı ya? Arıyor işte. Bir baktım ki 8-10 defa aranmış. Lan herhalde bir tanımadığım bir numara. Herhalde biri öldü herhalde. Cenaze haberi verecek kimse yani dedim. Buyur dedim. Ben dedi filanca yerden arıyorum dedi. Aradığı yeri de söyledi. E buyur. Çok önemli bir haberi size iletmem lazım dedi. Buyur ilet dedim. İlet. Nedir? Hayırdır? Nasıl bir haber? Ben dedi bana bu gece bildirildi. Bana diyor. Sen bu son çağın Resulüsün dedi. Kapat telefonu dedi. Zaten dedi Resul de böyle diyecek diyor. Sana kim bildirdi bunu dedim. Bunu Allah bana bildirdi. Bana niye bildirmiyor da sana bildiriyor dedim. Hayır, ben ulaşılamayacak biri miyim haşa yani. Allah için ulaşamamak mı var? Sana niye bildirdi de bana bildirmedi dedim ya. Acilen psikiyatriye git dedim. Acilen. Muayene paran yoksa verelim paranı git. Git kafayı yedin sen. Şimdi niye? Bunu birine dedim adam diyor ki bak hakikati gördü. İstismar eden haddi hesabı yok. Beni de öyle zannetti.
Yazık yani. Yazık şu milletin geldiği duruma bak. Niye böyle? Bu Kur'an'ı bilmedikleri için. Şu kitabı bir kere okusalardı, bir kerecik anlayarak okusalardı, bu saçmalıklara itibar etmeyeceklerdi. Bir kere olsun okumadı kitabını be. İnanıyor ve inandırılıyor. Yazıklar olsun yani. Yazık, yazık, çok yazık. Evet. Diyor ki Rabbimiz, el-kari'atü nedir? Çarpan şey nedir? Bilir misin? Sana bunun ne olduğunu kim bildirebilir? Bunu sana bildiren ne olabilir ki? Bilemezsin yani. Şimdi ben açıklıyorum diyor. Dinle. Yevme yekûnün nâsu kel ferâşil mebsûti. O çarpan şey şöyle bir günün olayıdır ki o gün insanlar yayılmış, etrafa saçılmış pervane gibi olurlar. Yani her şey havada uçuşur. İnsanın zerresi her tarafa savrulmuş olur. Öyle korkunç bir olay meydana gelecek. Hac suresinin ilk iki ayeti bununla alakalı çok net bilgi verir. Ya eyyühennâsuttakû rabbeküm inne zelzelete sâati şey'un azîmun yevme teravneha tezhelu küllü murdu'atin ammâ erda'at ve tada'u küllü zâti hamlin hamleha ve terennâse sükârâ ve mâ hum bisükârâ velâkinne azâballâhi şedîdün. Ey insanlar, Rabbinize karşı duyarlı olun, sorumluluğunuzu bilin. O son saatin sarsıntısı korkunç bir şeydir. Çok korkunçtur. Öyle ki o gün her yavrusunu emziren anne yavrusundan vazgeçecektir. Her hamile olan canlı hamilesi bulunduğu yavrusunu düşürecektir. İnsanlar sarhoş olmamasına rağmen hepsini sarhoşmuş gibi göreceksin. Ama unutma, Allah'ın mahşerdeki azabı bundan daha şiddetlidir. Böyle bir ifade Hac suresi 1 ve 2. ayette. Kıyamet dediğimiz Kur'an'ın son saat. Orada da son saat kelimesini kullanıyor. Ya eyyühennâsuttekû rabbeküm inne zelzelete sa'ati. Son saatin sarsıntısı korkunç bir şeydir diyor. İşte ne olacak orada? İnsanlar yayılmış pervaneler gibi olacaklar. Her tarafa savrulmuş olacaklar. Şimdi insanların savrulmasıyla alakalı Kamer suresinde de çekirge benzetmesi yapıyor. Çok enteresan bir benzetme. Çok enteresan bir benzetme. Huşşan ebsaruhum yahrucune minel ecdâsi kennehum ceradun münteşirun. O gün insanlar böyle etrafa yayılmış çekirgeler gibi olurlar. Gözler dönerler. Gözler yuvalarından çıkarlar. İbrahim suresinde de öyle acayip bir şey anlatıyor. Yani insanların gözlerinin yuvalarından dışarı fırlayacağı bir korkunç olay diye bahseder İbrahim suresinde. Burada da öyle diyor. Yayılmış çekirgeler gibi olurlar. İnsanlar böyle. Peki ya diğer varlıklar? 5. ayet onun üzerinden mesaj veriyor. Ve tekûnül cibâlu kel'inil menfûşi. O gün dağlar atılmış yün gibi olacaklar. Nasıl bir şey bu? Atılmış yün gibi. Neler? Dağlar. Dağlar atılmış yün gibi olacak. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de son saatte dağların ne hal alacağıyla alakalı oldukça yoğun bilgiler var. Bir kısmını buraya aldım. Hepsi bu kadar değil ama hiç olmazsa bir bölümünü vermek, bilmek lazım. Niye? Olayın şiddetini ve dehşetini anlayabilme bakımından. Bir bölümünü bilmek lazım. Mesela Kehf suresi 47. ayette buyuruyor ki Yüce Allah. Ve yevme nüseyyirul cibale. O gün biz dağları yürüteceğiz. Dağlar yürüyecek diyor. Ve terel erda barizeten. O gün yeryüzünü böyle al açık çıplak göreceksin. Yani böyle dağ, tepe, tümsek bir şey yok. Dümdüz. Al açık olacak yeryüzü. O devasa dağlar yürütülecek diyor. Nerede? Kehf suresi
47. ayette. Mesela Taha suresi 105. ayette. Şimdi Mekkeli müşrikler bu son saatle ilgili bilgiler gelince peygamberimizle alay ediyorlar. Diyorlar ki yani tamam insanların öyle böyle olacağını söylüyorsun ama peki ya dağlar? Bu dağlar bu devasa kütleler bunlara ne olur bir şey mi olurmuş diye alay ediyorlar. Soruyorlar. Ve yes'elûneke anil cibâli. Sana soruyorlar dağların durumu ne olacak diye. Fekul de ki bunu sana soranlara. Yensifuha rabbi nesfa. Rabbim onları un ufak edip savuracak. Feyezeruha ka'an safsafa. La terâ fîhâ ivecen ve la emta. Yani öyle bir hal alacak ki o devasa kütlelerin yerinde ne çukurlar kalacak ne tümsekler kalacak. Her taraf dümdüz olacak. Bu devasa varlıklar o varlıklarını kaybedecekler. Vakıa suresinde diyor ki ve bussetil cibalu bessa fekanet hebaen mümbessa. O gün dağlar serpilecek. Yani o varlıklarını, o ihtişamlı görüntülerini kaybedecekler. Hakka suresinde diyor ki ayet 14. ayet ve humiletil ardu vel cibalu fedukketa dekketen vahideten. O gün yeryüzü ve dağlar taşınacak, savrulacak ve korkunç bir şekilde böyle patır kütür birbirlerine çarptırılacaklar. Dağın birbirine çarptığında çıkartacağı gürültüyü hayal edin. Bulutlar birbirine çarpınca o gök gürültüsünün insanın yüreğini hoplatan o yapısı ile dumanın birbirine vurmasıyla çıkan o gürültüyle dağın taşın birbirine vurmasıyla çıkacak gürültüyü hayal edin yani. Nasıl bir şey olacak? İşte kulakları patlatan şey öyle bir şey ya. Evet. Dağlar yün gibi olacak diyor. Hem bu okuduğumuz ayette hem de Me'ariç suresinde diyor. Ve tekûnül cibâlu kel'ihn. Dağlar yün gibi olacak. Yünün hafifliğine ve havada savrulmuşluğuna gönderme yapıyor. Yün gibi olacak, savrulacak yani. Hepsini okumayayım da şu bir de Müzzemmil suresinden bir tane var. Orada çok çarpıcı bir ifade var. Diyor ki Allah-u Teala. Yevme tercuful ardu vel cibalu. O gün yer ve dağlar efendim işte sarsıntı geçirecek. Ve kânetil cibalu kesiben mehila. O gün dağlar erimiş kum yığınına dönüşecektir diyor. O büyük dağlar kum gibi olacaktır. Öyle bir olay. Dağların erimiş kum gibi olduğu bir olayda insanların ya da diğer varlıkların ne hal alacağı artık hayal ötesi bir felaketin habercisidir diye beyan etmiş olalım. Bu korkunç olay herkesi etkileyecek. İnsanlar yayılacak, savrulacak. Efendim dağlar atılmış yün gibi olacak. Herkes bundan etkilenecek. Kur'an-ı Kerim'de bu son saatten önce ölmüş olmanın avantaj gibi görülebilen yorumları yapılıyor. Mesela diyorlar ki bu kıyametle yani son saatle alakalı bu anlatılan dehşet içerikli ifadeler Mekkeli müşriklerin korkutulması içindi. Onların hepsi ölüp gittiğine göre bunlar ne olacak yani? Bu büyük dehşet o adamlar ölüp gittikleri için demek ki onları etkilemeyecek. Yani geri kalan o anda dünyada kim yaşıyorsa onlar etkilenecek. Dolayısıyla bu ifadeler Mekkelilerle değil de asıl korkutulsun diye indirilmiş olan adamlarla ilgili değil de başkalarıyla alakalı mı olacak? Hayır, öyle değil. Niye? Neml suresinin 88. ayeti ile Zümer suresinin 68. ayeti bu konuda bize bilgi veriyor. Ne diyor Allah-u Teala? Buyuruyor ki
88 değil, 87. Ve yevme yunfahu fissuri. O gün sur borusuna üflenecek. Fe fezi'a men fissemavati ve men fil ardı illa men şaallahu. O gün göklerde ve yerde kim varsa onların hepsi korkunç bir şekilde, hani ödü patlayacak. O Zümer suresinde de sa'ika fiili kullanılıyor. O da korkudan bayılıp düşmek demek. Bayılıp düşecek. Kim varsa, yerdeki değil sadece, göklerdekiler de. Yani daha önce ölmüş olan insanların ruhları da yani. Ne kim, nerede, ne varsa. Hepsi ödü patlayıp, korkudan yüreği patlayarak efendim bayılıp düşecek. Bu şu demek. Daha önce ölen o Mekkeli müşriklerin ruhları bundan etkilenecek demektir. Yani bu ayetlerin inişine neden olan adamlar da bundan mutlaka etkileneceklerdir. Fakat illa men şaallahu. Allah'ın dilediği kullar var. Onlar bundan etkilenmeyecektir. İnşallah onlardan olacağız. Yani illa men şaallah. Allah'ın diledikleri müstesna. Ama geri kalanlar, o gün Mekkeli müşrikler bunu görmeyecek deyip bu tehditkar ifadelerin onları ilgilendirmediği gibi bir sonuç elde etmek doğru bir okuma biçimi değildir. Onlar da etkilenecektir. O gün yaşayanlar da, önceden ölüp gidenler de bu felaketten mutlaka etkilenmiş olacaklardır. Geride bazı istisna insanlar bırakılacaklardır. Allah-u Teala onları o korkunç günün felaketinden etkilenmemelerini sağlayacak bir korumaya onları tabi tutacaktır. Bakın Enbiya suresinin 103. ayeti var. Enbiya 103. Orada diyor ki Rabbimiz, la yahzunuhumul feza'ul ekberu. O korkunç felaket, korkunç korku, yani o feci endişede endişe o gün yiğit kulları hüzünlendirmeyecektir. Yani o tehlikeden, o korkunç akıbetten Cenab-ı Hakk'ın muhafaza buyuracağı insanlar vardır. Kimler onlar? Enbiya suresi 101 ve 102. ayette onların kimler olduğu da beyan ediliyor. Ben oraya girmiyorum. Sonra, şimdi surenin ilk 5 ayeti bu. Son saat ve dehşetiyle alakalı bilgi verdi. Ondan sonra 6 ayet ise artık son saatle ilgili değil, bu defa mahşerle alakalı. Mahşerde, ahirette yaşanacak şeyler var, hakikatler var. Ben bunlar üzerinde yoğun çalışmış idim. Ahirette yaşanacak 7 aşama diye öyle uzun uza diye uğraştığım bir çalışmam olmuştu. Oradan Kur'an'da ne kadar konuyla ilgili ayetler varsa hepsini 7 aşamayı içerecek şekilde Cenab-ı Hakk'ın dizayn ettiği sonucuna vardım. 7 aşama yaşanacak ahirette. Son saat, kıyametin kopması dediğimiz olay değil. Sonrasında. Sonrasında 7 aşama yaşanacak. Bu 7 aşamanın biri diriltilme aşaması, biri toplanma aşaması, biri Allah'a sunulma aşaması, biri bilgilendirilme aşaması, biri sorgulanma aşaması, biri değerlendirilme aşaması, yedincisi de cennete veya cehenneme sevk aşaması. 7 aşama yaşanacak. O sorgulanma sonrasındaki değerlendirme aşamasında yaşanacak olaylardan bir tanesi bu mizan dediğimiz terazi olayı gerçekleşecektir. Şimdi onlarla ilgili bilgi veriyor. Ben önce bir iki ayet okuyayım, sonra bu terazi ile alakalı bir şey söyleyeceğim. Hani Kur'an okurlarının doğru bir bilgiye sahip olmaları bakımından bunu söylüyorum. Bu terazi işi gerçekleşecek. Araf suresinin hemen ilk ayet grubunda
Buna dair Rabbimiz 8. ayette buyuruyor. Vel veznu yevme izinil hakku. O gün vezin yani terazi gerçektir. Hem gerçektir, gerçekleşecektir demek, hem de gerçeği ortaya çıkartacaktır demektir. A'raf suresi 8. ayet. Bir ayet daha bu vesileyle söyleyeyim. Enbiya suresinin 47. ayeti. Orada buyuruyor ki Yüce Allah, ve neda'ul mevazine el kısta. Biz son derece doğru tartan tartılar ortaya koyacağız. Ne zaman? Liyevmil kıyameti, kıyamet günü. Fela tuzlemu nefsün şey'a, hiçbir cana hiçbir şekilde haksızlık edilmeyecektir. Kim ne onu getireceğiz diyor. Eteyna biha, o neyse onu getireceğiz. Ve kefa bina hasibin, hesap görücü olarak biz yeteriz diyor Allah-u Teala. Biz hesabı istiyor Rabbimiz. Müminun suresinde de konuyla ilgili ayetler var. Ama gerekiyorsa onlara birazdan temas edeceğim. Şimdi terazi kurulacak. Terazi amellerde bir haksızlık yapılmaması ve hiç kimsenin yaptığının zayi edilmediği ya da dünyada yaptığı kötülüğün yanına kal bırakılmayacağını ortaya koyan bir işlemdir bu terazi işi. Ama bunun öncesinde tabii böyle müstakil bir ders yapmak istiyorum aslında. Mahşerde, kıyamette yaşanacak o yedi aşamanın yedisini de böyle bir derste işlemek istiyorum. Yani böyle öyle bir ders yaparsam bu şu demektir. Kur'an-ı Kerim'de konuyla alakalı nereden bakarsanız 2000'e yakın ayeti genel manada görmeyi sağlar. Yani biz bu gidişle böyle Kur'an'ı falan bitirememiz mümkün değil. Hani böyle konu konu ara ara böyle bir konu yaparsak Kur'an'ın me'at dediğimiz kıyamet günü ahiretle alakalı konuların o yedi aşamada özetlersek Kur'an'ın neredeyse üçte birini özetlemiş olacağız yani. Çok acayip bilgiler var. Çok detay şeyler var. Yani Kur'an-ı Kerim'in emin olun ıskaladığı hiçbir şey yok yani. Hepsini böyle madde madde, kalem kalem ortaya koyuyor. Üzerinde uzun süre çalıştığım bir konu olduğu için söylüyorum. Yani ilmek ilmek dokumuş Rabbimiz. Bakın o yedi aşamanın dördüncüsü bilgilendirme aşamasıdır. Bilgilendirecek Allah-u Teala. Hiç kimseye yargısız infaz yapılmayacaktır. Bilgilendirme nasıl olacak? Bilgilendirmenin birkaç yolu var. Bir tanesi kitap vererek bilgilendirme. Amel defterini herkesin eline verecek Allah-u Teala. Amel defterini alma biçimi bile bir adamın nasıl bir akıbetle buluşacağı bilgisini veriyor. Sağ tarafından amel defterini alanlar var. Onlar için üç tane ifade kullanır Kur'an-ı Kerim. Ashabul yemin, ashabul meymene, emmâmen utiye kitâbehu biyemini. Bu üç ifade. Bunlar kullanılır. Sol tarafından alacak olanlar için dört ifade kullanılır. Ashabu şimal, ashabul meş'eme, emmâ men utiye kitâbehu bişimâli, bir de ve emmâ men utiye kitâbehu verâe zahri. Bu çok korkunç bir şey. Hem soldan alıyor, hem de karnının yarılıyor, arkadan alıyor. Nasıl aldı, ne gelecek belli değil. Yani öyle acayip bir şey ya. Allah korusun. Allah-u Teala muhafaza buyursun. O gün korkunç şeyler yaşanacak yani. Allah bizi muhafaza eylesin. Gerçekten sakın ha kimseye güvenmeyin, orada sizi kurtarır diye. Sakın ha. Güvendiğiniz dağlara kar yağacak. Hiç kimse kimseyi kurtaramaz. Hiç kimse kimseye fayda veremez. Aman. Aman. Herkes kendi yaptığıyla haşrolacak. Herkes. Böyle Lokman suresini çalışıyorum bu ara. Onu da bitirdim sayılır. Onun 33. ayetinde diyor ki ya eyyühen nasuttegû rabbeküm. Ey insanlar, Rabbinize karşı duyarlı olun. Vahşev yevmen.
öyle bir günden korkun ki la yecizi validun an veledihi ve la mevludun huve cazin an validihi şey'a. Hiçbir baba oğlundan, hiçbir evlat babasından hiçbir şeyi gideremeyecektir. Hiçbir baba, peygamberler dahil, hiçbir baba hiçbir evladından ve hiçbir evlat hiçbir ana babadan hiçbir şey gideremeyecektir. Lokman suresinin 33. ayeti. Ah, ah benim Müslüman kardeşlerim. Nasıl bu kitaba namahram davrandılar? Nasıl? Fatır suresi 18. ayete bakın. Ve la teziru vaziratun vizre uhra. O gün hiçbir günah yüklüsü başkasının günah yükünü yüklenemeyecektir. Hiç kimse kimseden bir şey sırtlanamayacak. Bakın ne diyor. Ve in ted'u muskaletun ila himliha la yuhmel minhu şey'un velev kâne zâ kurba. Bir adamın en yakını bile olsa, en yakını bile olsa bir adamın günah yükünden hiçbir şey yüklenemeyecek. En yakını, şu benim oğlumdu, bu benim babamdı, bu kardeşimdi, şunun yükü ağır, şundan bir şey alayım. Alamayacak yani. Fatır suresi 18. ayet. Okumuyorlar Kur'an-ı Kerim'i, okumuyorlar. Okusalar, Me'arit suresi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ayetleri bir kere okusalar, bir kere. Bir kere Abese suresinin 33, 34, 35, 36, 37. ayetlerini bir kere okusalar be, anlayacaklar. Kimsenin kimseye faydasının olamayacağını anlayacaklar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Fatıma'ya diyor ki ya Fatıma, ey Fatıma, hani canım ciğerim kızım, işteri nefseki minallahi teala, nefsini Allah'tan satın almana bak. فَاِنِّي لَا اُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. Yarın mahşer sabahı seninle ilgili hiçbir şeyi Allah huzurunda alamam, gideremem, haberin olsun. Bana güvenme, bana güvenme diyor. Bizimki ne yapıyor? Kurtaracak adamlar listesi. Bizim köyden şunları kurtarıyor. Öbüründen onu kurtarıyor. Herkes herkesi kurtarıyor. Okur mu? Okur mu ayeti? Bu Kur'an'ı okur mu bu adam? Okumaz. Okumaz yani. Ha orada işin içine karıştırdıkları bir şefaat şey var. Tabii. Ben onu anlattım şefaati burada. Müddessir suresi 48. ayette anlattım. Onunla ilgili tam 32 tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bir tane ayetin yarım cümlesine bakarak kendini cennetin ortasında zannediyor. Öbür 51 ayette olacak. Onlara bir bak bakalım. Bak bakayım ne görüyorsun orada. Onlara bakmıyor beyim. Herkes kurtarıcılar ilan ediyor buradan. Oho adam. Ya şimdi kelimeleri kullanmaktan da çekiniyorum. Şimdi bir şey birini dedim mi diyor ki aa bizi kastetti diyor. Bir şey diyorsun ama bizi kastetti diyor. Kimseyi kastettiğim yok yani benim. Öyle bir derdim yok. Geneli söylüyorum. Bu ayetler ne olacak? Ahkaf suresinin 9. ayetinde diyor ki Allahu Teala peygamberimize kul ma kuntu bid'an minar rusul. De ki ben peygamberlerden türedi biri değil. İlk defa ben çıkmadım peygamber. Ve ma edri ma yuf'alu bi ve la biküm. Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum diyor. Peygamber ona ne yapılacağını bilmiyor, bizimki biliyor. Biliyor ya. Bizimki diyor Sırat Köprüsü'nün kafasına geçecek. Orada onun tarafından gelenlere onları alacak kenara, gerisi köprünün altı zaten cehennem, oraya düşecek. Ben de onu diyene diyorum ki ilk düşen sizinki olursa ne olacak? Ona bir tepe taklak gitti mi cemaat komple gitti. Nedir yani? Sen nereden çıkarıyorsun bunu ya? Nasıl böyle şeyler, nasıl şu ayetlere rağmen böyle şeyler konuşursunuz arkadaş yani? Güvendiğin dağlara kar yağmasın diyorum. Bu konuları konuşurken iyi dinlemek lazım. Bol kepçeden atanlara itibar etmemek lazım.
Evet, buyuruyor ki Rabbimiz. Femma men sekulet mevazinu. Terazi kurulacak. Şimdi herkese amel defteri verilecek. Bilgilendirme birkaç türlüdür. Tek bir türü yok onun. Amel defteri vererek bilgilendirme var. Organlar konuşacak. Haydi bakalım. Ellerin konuşacak. Ayaklar konuşacak. Bu dilin senin istemediğin şeyleri söyleyecek. Dil de konuşacak ama kontrolü sende değil. Başka şey söyleyecek. Deriler konuşacak. Cilt. Adamın cildi konuşacak. Diyecekler ki ve kalu li culudihim lime şehittum aleyna. Ya derilerine diyecekler ki niye aleyhimize şahitlik yapıyorsunuz? Deriler dile gelip cevaben diyecekler ki kalu entakanallahu lezi entaka külle şeyin. Her şeyi diriltip konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Bitti. Allah konuş derse konuşur mu? Konuşur tabi. Deri mi konuşur? Konuşur. Konuşturana bak. Senin dilin konuşuyor da derin konuşamaz mı? Dilini konuşturan kudret derini konuşturamaz mı? Bal gibi de konuşturur. Fussilet suresi 20 ve 21. ayetler mesela bunu söylüyor. Şahitler konuşacak. Şahitler var. Her şey şahidimizdir mahşerde. Her şey. Her şey kişilerle alakalı nasıl bir ilişki içinde olmuşsa o şeyler herkesin şahidi olacaktır. Şahitler konuşacak. Organlar konuşacak. Amel defterleri konuşacak. Konuşuyor işte. Ayet var mesela. Hâzâ kitâbuna yentıku aleyküm bilhak. İşte bu kitabımız size gerçeği konuşuyor olacaktır. Amel defteri işte o. Her şey konuşacak. Konuşturulacak. İşte o değerlendirme aşamasında bir de terazi işi var. Diyor ki Rabbimiz. Femmâ men sekulet mevâzînuhu. O gün sevap tartıları ağır gelenler var ya fehuve fî îşetin râdiye. Onlar mutlu bir hayatın, mutlu bir yaşayışın içinde olacaklardır. Onlara ödüller var. Şimdi burada bu mutlu hayatın içinde olanlar nasıl bir mutluluk yaşayacaklar? Burada o detayı vermiyor. Dedim ya en başta. Mekki sureler böyle genel bilgi verir. Onların açılımı başka surelerde bulunur. Var. Şimdi burada İşet'in radıya ifadesi kullanılıyor. Bunun açılımı şeyde geçiyor. Hakka suresinde geçiyor. Bakın diyor ki Rabbimiz. Femmâ men utiye kitâbehu bi yemini. Kitabı, amel defteri kendisine sağ taraftan verilenler. Feyekûlu bu insan tipi diyecektir ki ha umukra'u kitâbi. Alın işte kitabımı okuyun. Bu yiğitlerden olmayı Rabbim nasip etsin. Al kitabımı oku diyecek. Kitaptan endişesi yok adam. Al ok. İnni bu adam, bu tip, bu insan tipi diyecek ki zanentu ben iman etmiştim zaten. Enni mulakin hisabiye. Bu hesabımla karşılaşacağıma ben iman etmiştim zaten. İşte bu insanlar فَهُوَ ف۪ي عِيشَةٍ رَاضِيَ çok mutlu bir hayatın içinde olacaklar. Bak aynı tabir geliyor burada. Çok mutlu bir hayatın içinde olacaklar. Yani, şimdi açıklıyor. Nasıl bir hayat? ف۪ي cennetin عَالِيَ böyle yüksekte bir bahçede ağırlanacaklar. Bahçe yüksek. قُطُوفُهَا دَانِيَ ama meyveleri sarkmış. Adamın ağzına değiyor meyve. Toplamak için bile yorulmayacak yani. Ağzında habire gelecek. Kudufu adaniye. O meyvelerin menüsü de Vaka suresinde anlatılıyor. Şimdi Kur'an geçken diyorsunuz ki bitmez bu. Ama bu iyi bu. Bunları okumak. Biraz sonra iş felaket. Orayı hızlı geçmek lazım. Burası iyi. Burada bak ne güzel. Vaka suresinde diyor ki Es-sabikun es-sabikun. Dünyada fedakarlıkta önde olanlar mahşerde ödülde de önde olacaklardır. Ulaiken mukarrabun. Onlar Allah'a yakınlaştırılmış kullardır. Fi cennatin naim. Nimet bahçelerinin içinde olacaklardır. Sülletun minel evvelin ve kalilun minel ahirin. Yoğunluk eski milletlerden bir bölüm de sonrakilerden olacaktır. Ala sururin mevdunetin. Böyle işte süslü sedirlere yaslanacaklar.
Onların üzerinde müttekiine aleyha mütekabilin. Hani evlerde böyle koltuklar, kanepeler karşılıklı ya, o cennetten alınmadır bu. Müttekiine aleyha, o koltuklara yaslanıyor olacaklar, mütekabiline karşılıklı olarak. Muhabbet. Burada kadınların çay günleri var ya, çay. Çay günleri, gıybet günleri. O ona benzemez bu. Aleyha mütekabilin, karşılıklı olarak böyle muhabbet edecekler. Yatufu aleyhim, etraflarında dolaşacak vildanun muhalledun, yaşları hiç değişmeyen genç görevliler, genç delikanlılar. Vildanun gilmanun hurun, üç tane bunlar. Vildanun gilmanun hurun, bunun erkeği dişisi yok. Öyle huri deyince adam diyor ki oh, huri var orada. Bir tane salatü selam getiriyorsun, 50 tane veriyorlar sana. Bir tane daha getiriyorsun, bir 50 tane daha. Öyle doluyor. Nedir? Huriyle ne yapmayı hayal ediyorsun peki? Ne dedi? Kafanda ne geçiyor senin? Ne bozuk kafan var senin ya? Vildani muhalledun. Dişisi erkeği yok bunun. Dişisi erkeği yok yani. Cennetlikleri Allah-u Teala'nın hizmetle görevlendirdiği görevlilerdir bunlar. Erkek dişi filan değil bu. Vildani, gılmani, huru, dişisi erkeği olmayan kavramlar bunlar. Görevliler. Bi ekvabin ve ebarika ve ke'sin min ma'inin. Bunlar var. Daha ne yapacaksın başka bir şey ya? Efendim, kaseler, kupalar böyle kaynak sularından dolmuş, böyle getiriyor, servis ediyorlar. La yusaddaun anha ve la yunzifun. Öyle hiç kimsenin kafası ağırmıyor, başı ağırmıyor, saçma salak konuşturmuyor. Hiç. Böyle sarhoş etmiyor. Ve fakiyetin mimma yetehayyerune. İstedikleri her türden meyve var. Al. Ne istiyorsan. Ve lahmi tayrin mimma yeşşehune. Hoşuna giden ne kadar kuş eti varsa o da var. Al. Ve hurun inun. Böyle güzel gözlü huriler de var. Ke emzalil lü'lü'il meknuni. Saklı inciler gibi. Peki kime var bunlar? Neyin karşılığı? Cezaen bimâ kânû ya'melûne. Dünyada yaptıklarının karşılığı olarak. Böyle cennet nimetleri ağzımızın suyu akarak dinliyoruz. Ya gidemesek oraya ne olacak? Sana ne cennetin nimetinden? Gidemediğin nimetten sana ne? Oraya gidebilmek için çalışmak lazım. Öyle diyor çünkü. Cezaen karşılık olarak. Neyin karşılığı? Bir makanu ya'melun. Dünyada yaptıklarının karşılığı olarak. Orayı buradan hak edeceksin işte. Burada bir fedakarlık yapacaksın ki orada karşılığı olsun. Burada öyle diyor. Tabi devam ediyor. Daha şey de var. Bu karrabuğunun şeyleri, ödülleri. Bir de ashabul yemin var. Onların ödülleri de var. Devam ediyor. İşte surenin 38. 40. ayetine kadar böyle nimetlerden söz ediyor. Ama bu Hakka suresi 24. ayette de diyor ki işte meyveler yakın, böyle burada yakın diyor. Orada da detayını veriyor. Menüsünü veriyor yani. Külü veşrabu heniyen. Onlara denecek ki afiyetle yiyiniz içiniz. Niye? Niye yiyip içecekler? Bima esleftüm fil eyyamil haliye. Önceden geçirdikleri günlerde yaptıkları fedakarlıkların karşılığı olarak. Bak burada eğer hak etmediyseniz orada yemek filan yok. Emeğiniz varsa yemeğiniz olur. Emeği olmayanın ekmeği ve yemeği olmaz. Burada emek, orada yemek. Allah'ın izniyle. Burada ekip, orada biçeceksin. Öyle diyor. Bütün karşılıklar bunun üzerinden gidiyor. Bir sürü ayeti kerime var, emin olun. Hele İnsan suresinde acayip detaylar var ya. Ya o meşrubat içilecek o kupaların yapıldığı malzemeyi anlatıyor ya. Bu nereden yapılmış? O kadar güzel, kaliteli. Hani şimdi böyle dünyada Müslümanların eziyet içerisinde olup, Mekke'de düşünün, eziyet içerisinde olup da böyle fakru zarurat içerisinde bir anlamda sefalet yaşadıkları ortamda Mekke'nin kodamanlarının o şaşalı dünyasını Allah aslında yeriyor. Diyor ki Müslümanlara, bunların bu hallerine aldanmayın. Bunun danışkası ahirette size verilecektir diyor yani. Hiçbir şeyin böyle ulaşılamaz bir sevdasına düşmeyin. Bunların karşılığı cennette size verilecek demeye getiriyor yoğun bir şekilde. Sonra yani okunacak onlarca ayet var ama işte geçiyorum. Sonra ve mâmen haffet mevazînuhu. Evet, sevap tartıları ağır gelenler böyle güzel nimetler içerisinde ağırlanacaklar. Eyvallah. Peki ya öbürleri? Ve emmâ men haffet mevazînuhu.
Sevap tartıları hafif gelenler ne olacak peki? Onlar da var. Onlarla alakalı da dehşet ifadeler var. Okumayacak mıyız onları şimdi? Onlar beni ilgilendirmiyor diyemez ki hiç kimse. Herkesi ilgilendiriyor. Herkesin öyle bir akıbet endişesi bulunmalıdır. Öyle bir felaketten kurtulma azmi, kararlılığı, emeli, amacı, gayreti olmalıdır. Bakın diyor ki, buradaki ifadeleri söyleyeceğim. Araf suresinde buyuruyor ki, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Sevap tartıları hafif gelenler, yani tartılacak sevabı olmayanlar yani. فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Onlar kendilerine yazık etmişlerdir. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Ayetlerimize karşı zulmettikleri için. Ayete zulüm nedir? Ayeti anlamamak, ayeti yaşamamak, ayeti hayatına taşımamaktır. Ayetleri inkar etmek yahut da onların önerdiği prensipleri hayatına taşımamak. Bunun karşılığı olarak kendilerine yazık etmişlerdir diyor. Nerede? Araf suresi 9. ayette. Başka bir ayet var. Müminun suresinin 103. ve 104. ayetleri. Aynen bu ifadeler kullanılıyor. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Sevap tartıları hafif gelenlere gelince فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Aynı ifade. Onlar da kendilerine yazık etmişlerdir. فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ Bunlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Ne halde kalacaklardır? تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ Onların yüzüne öyle bir ateş salınacaktır ki وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ Onların dişleri dışarı fırlayacaktır diyor. Yani yanacak işte. Nerede? Müminun suresi 103-104. ayet. Yani hocam korkutma bizi. Ayet var burada, ne yapayım? İnşallah onlardan olmayız. İnşallah Cenab-ı Hak bizi bu korkunç felaketten muhafaza buyurur. Ama o konuda bir gayret sarf etmek, bir fedakarlık yapmak zorundayız. Hiçbir şey yapmadan hep cennetle alakalı bütün ayetlerde yaptığınızın karşılığı ödüllerdir bunlar der. Cehennemle alakalı bütün ayetlerde de yaptığınızın karşılığıdır bu der. Ama hep böyle diyor. Bir tane örnek okuyayım size. Bir tane. Bakın. Keyif suresinde buyuruyor ki Yüce Allah. 49. ayet. Keyif suresi 49. Ve vud'al kitabu. Kitap ortaya konulacak. Kitap dediği amel defteri yani. Ortaya konulacak. Bu amel defteri verilince, bir gün bir tanesi vaaz ediyordu da camide. Cuma günü, ulan gülme krizine tutuldum. Cuma da olmadı, öyle git. Okuyor şeyi, İsra suresi 14. ayette. İkra kitabek. Böyle bir ifade var burada. Kitabını oku. Bunu ne diyor, anlatıyor biliyor musun? Kur'an'ı oku diyor. Burada. Ne okusana ayetin devamını. Buradaki kitabek Kur'an değil. Buradaki kitabek amel defterin, amel defteri. Hiç haberi yok ya. Hiç haberi yok yani. Ayet okuyor dedi, sevindim ben de. Hadi bir doğru bir şey diyecek. Onu da yanlış söyledi. Kitap kelimesi her gördüğü yerde Kur'an zannediyor. Öyle değil işte. Yani namahrem kalmış Kur'an'a. Ne yapayım ben? Ve o da el kitabı. İşte o kitap, o el kitap yani amel defteri ortaya konulacak. Feterel mücrimine müşfikine mimma fihi. O kitapta olanlardan dolayı suçluların korkmakta olduğunu göreceksin. Korkacak, yüzlerinde korku ifadesi olacak. Ve yekulune ve diyecekler ki, ya veyletena, ah eyvah, yazıklar olsun bize. Ma li hadel kitabi, bu kitaba ne oluyor da, la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Küçük dememiş, büyük dememiş, ne var ne yok, hepsini sayıp dökmüş. Ve vecedu ma amilu hadira onlar dünyada yaptıklarını karşılarında hazır bulmuş olacaklardır. Yaptığını bulacaksın. Ve la yazlimu rabbuke ahada. Senin Rabbin kimseye haksızlık etmeyecektir. Ha buyur işte. Sen yaptın işte bunu. Yaptın karşına geldi. Bu işte böyle. Böyle. İşte onlarla alakalı buyuruyor ki emma men haffet mevazinu. Hani bir şey daha söyleyeyim hemen sözün burasında. Amel defterlerinin verilmesinden sonra tartılar kurulacak dedim ya, tartı teraziyle. O hem
Araf suresinin 8. ayetini söyledim. Hem Enbiya suresinin 47. ayetini söyledim. Tartı işi kesin olacak. Fakat bir ayet var. O ayette tartı kurmayacağız diyor. Bak bir de öylesi var. Kehf suresinin, Allah'ım muhafaza eylesin. Kehf suresinin ya 102, 103, 104, 105, 106. ayetleri var. Kehf suresinin. Kehf suresi yani. Orada diyor ki Allahu Teala: "Efe hasibellezine keferu en yettehizu ibadi min duni evliya." Yani bu kafirler benim peşimden, benim peşim sıra başka dostlar mı edinecekler benim kullarımdan yani bana rağmen? İnna a'tedna cehenneme lil kafirine nüzula. Biz cehennemi kafirler için bir konaklama, ağırlama, misafir etme yeri hazırladık. Alay ediyor yani. Cehennemden misafirhane mi olurmuş? Kur'an'la alay edenlerle alay edilir işte. Alay ettin mi al bulursun. Kul de ki, 103. ayet. De ki: "Hel nünebbiukum bil ekserine a'mala." Amelleri noktasında en çok zarara ve ziyana uğrayanlar kimlerdir söyleyeyim mi diyor. Amel noktasında en ziyana kim uğruyor söyleyeyim mi diyor ve söylüyor. "Ellezine," bu adamlar, "dalle sa'yuhum fil hayati dünya." Bütün yapıp ettikleri şeyler dünya hayatında kaybolup gitti. Ahiret yatırım yapmıyor. Bütün işi dünya ile alakalı. Dünyaya yatırım yapıyor. Yaptıkları dünyada kalıyor yani. Ahiretle alakalı bir boyut, böyle bir meselesi yok. Ve hum, bu adamlar, yahsebune, zannediyorlar ki, ennehum yuhsinune sun'a. Yaptıkları her şey güzel, öyle zannediyor. En büyük zararda ziyanda olanlar bunlardı. Gerçekten böyledir. Adam yaptığını doğru olduğunu zannediyor. Eğer yaptığının doğru olduğunu zannederse bu adamın kendini kontrol etme ihtiyacı hissetmesi mümkün değil. Nasıl olsa doğrudur der. Bir daha kendini çek etmez, kontrol etmez, mümkün değil. En büyük kayıp budur. Az bir tereddütlü olsa kontrol eder. Bakar ne oluyor, ne gidiyor. Ama ben garantideyim diyen adam şimdi öyle de din adına konuşuyor. Öyle garantili konuşuyor. Dersin ki her dediği doğru. Dediklerinin çoğu yalan. Yalan yani. Kur'an'a aykırı. Doğrudan aykırı yani. Bunlar yaptıklarını doğru zannederler. Bak şimdi diyor ki 105. ayet. Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim. Bunlar var ya aslında Rablerinin ayetlerini hem inkar edenler hem de o ayetlerin üzerini örtenlerdir. Keferu örten demektir. Hem inkar ediyor hem örtüyor. İnkar da felakettir, örtmek de. Ayetin mesajını gizlemek de bir felakettir. İkisi de var bu anlam. Ve likayı Allah'la mahşerle karşılaşacağını inkar ediyor. Fehabidat amaluhum. Böylelerinin yaptığı bütün işler silinip gider. Fela nukimu lehum yevmel kıyameti vezna. Böyleleri için kıyamet günü terazi kurmayacağız diyor. Ya al. Ya kafadan gitti. Hiç. Sen git. Sen ne? Sen zaten amel defterini alma biçimi arkadan alacak. Zaten onun içinde ne var ne felaket görecek. Dolayısıyla hadi bir de bunun amellerini tartalım. Tartmaya gerek yok. Tartılacak ameli yok bunun. Git. Allah korusun. Amelin tartılması da bu da iyi bir şey ya. Ya tartmazsa amelini? Ya burada bu keyif 105'te dediklerinden olursak Allah korusun yani. Ve büyük bir felaket. Yani bir felaket var, bir de felaketin felaketi var yani. Allah bu akıbetten hepimizi muhafaza eylesin. Acayip korkuyorum yani. Ya bu tür ayetle, bu kavari'ul Kur'an dediğim bu ayetleri okuyunca böyle içim burkuluyor. Ama hazır olmak ve dikkatli davranmak lazım. Sevap tartısı hafif gelenlere gelince fe ummuhu haviye. Bunun annesi Haviye'dir. Onun anası, anne deme. Ummuhu, onun anası Haviye, Haviye'dir. Haviye aslında uçurum demektir. Haviye, heva, böyle düşmek, uçuruma gitmek. Yani Haviye, uçurum demek. Onun anası uçurumdur. Tabi burada ümmühü, ana kelimesi tabi bir mecazi bir mana veriyor. Ümmühü, Haviye, onun anası uçurumdur demek. Yani onun sığınağı. Ana aslında sığınak demektir de. Ana kucağı demek, sığınağımız olan yer demektir.
Ana kucağı öyle sembolize edilir. Yani sığınaktır anne. Önce ondaydın zaten. Sonra gene anneye sığınırsın. Yani anne senin için bir sığınaktır, bir kaledir. Ummu Haviye. Bunların anası, yani bunların sığınağı Haviye, uçurumdur. Ve ma edrake. Sen, sana bildiren ne olabilir ki? Mahiye. Nedir o? O Haviye nedir? Sen onu bilir misin yani? Bilmezsin. Narun hamiye. Kavuran ateş demektir. Yani Türkçe'de süt diyoruz ya, bunun anası ağladı diye. Ve ummu Haviye o demek işte. Anası ağladı bunu demek. Yandı yani. Onun sığınağı, gideceği yer Haviye'dir. Haviye de narun hamiye. Yani kavuran, kızgın ateş manası veren bir ifadedir. Bakın burada da ve ma edrake ile Allahu Teala soruyor. Mahiye, yani mahiye dediği o haviyeyi anlatıyor. Bunlarda bilmiyorum hiç sırası gelecek mi ama şeyler var. Hakka suresinde var. Kitabiye, hisabiye, efendim maliye, sultaniye, bir de burada mahiye var. Bunlara ha-i sekte derler. Ha-i sekte. Bu ha-i sekte işte kelimelerin sonuna gelen cezimli ha demektir. Bunun harekesi yoktur. Bazıları harekeli okuma kıraati de olabilir filan diyorlarsa da genel usul budur. Bunlara ha-i sekte derler. Yani böyle bir dur. Bir dur, kendine gel. Bir dur. Ve ma edrake mahiye. Onun mahiyeti nedir biliyor musun? Bir dur, düşün. Senin kendi başına düşünmen sonucu da vermeyecek. Allahu Teala açıklıyor. Narun hamiye. Kızgın, kavuran, kızartan ateş demektir. Kim bunlar? Bunlar sevap tartıları, hafif gelenler. Yani aslında tartılacak bir şeysi olmayanlar. Çünkü o Keyif suresinde diyor ya, habidat amalum, amelleri silindi gitti. Adamlar diyecekler ki ya biz bir şeyler yapmıştık. Onlar ne oldu? Bunları bir türlü göremiyoruz. Hani nerede bu iyilikler? Değil mi? Akla geliyor yani. Ufak tefek de olsa bir şeyler yapmıştır. Onlar ne olacak? Onlar boşa mı gidiyor? Bak ben size söyleyeyim onun ne olacağını. Ahkaf suresinin 20. ayetinde onun ne olacağını söylüyor. Diyor ki ve yevme yu'radul lezine keferu alen nar. Kafirler o gün ateşe sunulurlar. Ve onlara denir ki ezhebtum tayyibatikum fi hayatikum dünya ve istemtaatum biha. Siz yaptığınız iyilikleri dünya hayatında bitirdiniz ve istemtaatum biha, onlardan dünyada istifade ettiniz, bitti. Seninki dünyada kaldı. Orada bitirdin. Sana nimetler vermiştim ya. Onlar onların karşılığıydı, bitti. Senin ahirette karşılığın yok. İyi bir şey yapmıştık, ne oldu? Yok, gitti işte. Niye? Dünyada bitirdin. Ahkaf suresi 20. ayet. Sorgulamada insanlar her ne yapmışlarsa onları göreceklerdir. Zilzal suresinde öyle der. İzâ zülziletil ardu, o surenin sonunda femen ya'mel miskâle zerretin hayran yarahu ve men ya'mel miskâle zerretin şerren yarahu. Kim zerre miktarı hayır yaparsa onu görür. Kim zerre miktarı şer yaparsa onu görür. Bunu tercüme edenler bazıları diyor ki kim zerre miktarı hayır yaparsa karşılığını görür. Sakın. Sakın öyle tercüme etme. Yaptığımızın karşılığını görürsek yandık. Yandık, yandık. İnşallah karşılığını görmeyeceğiz. Ama sorgulamada hani böyle film şeridi gibi her şey önümüze gelecek. Hiç kimse yaptığını inkar edemeyecektir. Yaptığın görülecek. Ah böyle yaptı. Bağışlama ile alakalı 3 tane kavramımız var. Af, saf, mağfiret diye 3 kavram var. O 3 kavramda af, hani suçunu söylemek, hak ettiği cezayı da söylemek. Ama sonunda affetmektir. O cezadan onu kurtarmak anlamında. O işe af kelimesi kullanılır. Saf kelimesi, suçunu söylersin, karşılığını söylemezsin. Affedersin. Bu ikinci derecede bir rahatlatıcı bir bağışlama biçimidir. Üçüncüsü de mağfirettir, en iyisi o. Suçunu da söylemiyor, karşılığını da geçsen diyor. O en
Biz affa da razıyız. Yani olsa da affolsa. Bu cehennemin anlatıldığı ayetler, ya buna gittin esretten yandın ya. Ya bu öyle şiddetli ayetler var ki vallahi insanın tüylerini diken diken ediyor ya. Diyor ki öyle kavuracağım ki onları diyor. Derileri dökülecek, yerine bir daha yaratacağım. Bir daha dökülecek, bir daha yaratacağım. Yandın işte ya. Yani kim nasıl kurtaracak seni? Onun için Allah-u Teala'nın mağfiretine sığınmaktan başka çıkar yolumuz yok. Affına mazhar olmak, safhına mazhar olmak, mağfiretine mazhar olmak, yaratılışımızı fedakarlıklara endekslememize bağlıdır. Ama son söz olarak bir şey daha söyleyeyim. Tehabun suresi 14. ayette diyor ki, Tehabun 14. Bunu Allah-u Teala'nın mahşerde affını, safhını, mağfiretini bekleyenlere ilanen duyurmak üzere Tehabun suresi 14. ayetini okuyorum. Orada diyor ki Allah-u Teala, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, inne min ezvacikum ve evladikum aduven leküm fahzaruhum. Dikkat edin, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar çıkabilir diyor. Dikkat edin, eşlerinizden, bu erkekse hanımı kastediliyor, hanımsa eşi kastediliyor. Çiftlerlidir bu. Bu ayeti okuyarak hanımlar düşmandır diye öyle tercüme ediyor. Ne alakası var ya? Allah Allah ya. Ya eyyühellezine amenu hitabı kadın erkek herkese yöneliktir. İşine gelmiyor ki, değil mi? Ya eyyühellezine amenuları kategorize ediyor. Burada erkeklerdir diyor. Sonra cuma ayetine geliyor, orada da erkeklerdir diyor. Peki namazla ilgili ayet, oruçla ilgili orada da ya eyyühellezine amenu. Yok, orada herkes. Kim diyor bunu, kim ayırıyor bunu? Herkes, herkes karşılıklı olarak eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşmanlar olabilir. Başka bir ayette de bu hemen şeyde eşlerin, çocukların, malların, çocukların imtihan olduğunu söylüyor Allah-u Teala başka ayetlerde. Neyse oraya girmiyorum. Diyor ki bu durumla ilgili eşler ve çocuklardan düşmanlarınız olabilir. Yani dikkat edin davranışlarınız, fahzeruhum, onlara karşı yani şeyiniz olsun, kalkanınız olsun, yani dikkatli olun. Salmayın. Saldım çayıra Mevlam kayıra. Öyle yok. Ya onları kontrol edin. Kontrol ediyorum ben bizim Sena'yı. Her gün arıyorum. Bir defa, iki defa, üç defa. Arıyorum. Neredesin? Ne yapıyorsun? Nedir? O da diyor ki ya ne oluyor yani? Nedir bu? Ya arkadaş aklın kalıyor çocuğun da yani. Ne yapıyor şimdi? Yani yüreğin onunla beraber gidiyor. Ben Hazreti Musa'nın kıssasını okurken o hani ırmağa atılıyor ya. Hazreti Musa annesi onu sarıyor da beşiğe koyuyor, sandığın içerisine nehre bırakıyor. Orada bir şey anlatıyor. Öyle güzel bir şey var ki ıskalıyoruz oraya. Orayla ilgilenmiyoruz. Halbuki asıl orada verilen mesaj bence o. Diyor ki Hazreti Musa'nın annesi kız kardeşine, Musa, Hazreti Musa'nın kız kardeşine diyor ki وَوْحَيْنَا hangi ayet? 11. ayet Kasas suresinin. İşte Musa'nın annesine vahyettik ki şöyle yap, böyle yap. Hepsini anlatıyor. Sonunda 11. ayette diyor ki وَقَالَتْ لِيُخْتِهِ Musa'nın annesi, Musa'nın kız kardeşine dedi ki قُسِّهِ takip et kardeşini. قُسِّهِ peşini sür, izini sür, takip et. Takip et. Çocuğunu saldın çayıra, Mevlam kayıra. Yok, sen takip edeceksin. Ne yapıyor, ne haldedir? Efendim başına bir sıkıntı geliyor mu? Gidişatı nedir, ne değildir? Onu takip edeceksin. Yani Allah'ın çocuklar bize verdiği birer imtihan sorusu. Allah bunlardan bize soru soracak. Ne yaptın bu çocuğu? Nasıl sana emanet etmiştim? Bak Enfal suresi 28. ayette diyor. وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ İyi bilin ki mallarınız, çocuklarınız fitnedir. Hem bu şeyde geçiyor. Tehabun 15'te hem Enfal suresinin 28. ayetinde geçiyor. Mallar da çocuklar da fitnedir. Fitnedir demek başının belası demek değil. Fitne, fitne kelimesi ağır imtihan demektir. Fetene bir madenli eritip cevherini cürufundan ayırmaya derler. Fetene fiilinin anlamı budur. Fitne de ağır imtihan demektir. Sorunuz bundan çıkacak. Fitnedir, baş belasıdır demek değil bu. Senin imtihan sorun bu. Malın imtihan sorundur, çocukların imtihan sorusudur.
Bunlardan sorgulanacaksın diyor. Fitnetin o anlama geliyor. Soru, imtihan sorusu. Soru bu. Buradan soracak Allah-u Teala. Ama sonra diyor ki, bak ne diyor. Tegabun 14'ü okuyorum. Çocuklarınız, eşleriniz sizinle ilgili bir düşmanlık sebebine dönüşebilir. Dikkat edin. Onların o sıkıntılı hallerine karşı kendi hani bir anlamda gardınızı alın. Fakat bak şimdi öyle bir şey diyor ki bunu hiç yapmıyoruz. Bakın diyor ki eşlerimiz ve çocuklarımızla alakalı ayette geçiyor bu. Başka bir tarafta değil. Şeref bak sana da diyor hepimize diyor. Ve in ta'fu bakın. Ve in ta'fu bazen şöyle olur. Ayıbını söylersin. Bu ayıbın karşılığının ne olduğunu da söylersin. Fakat bağışlarsın. Ve in ta'fu bak affederseniz. İki. Ve tesfahu safh ederseniz. Yani ayıbını söylersin, karşılığını söylemezsin. Daha hafif bir yanlıştır çünkü. Böyle de olur. Ve tağfiru bazen çok küçük bir hata yapmıştır. Onun ayıbını da söylemeye gerek yoktur. Karşılığını da söylemeye gerek yoktur. Bağışlarsın. Siz affedeceksiniz. Siz safh edeceksiniz. Siz mağfiret edeceksiniz ki fe innallaha gafurur rahim. Allah da sizin için bağışlayıcı olsun ya. Allah'ın affını ara. Allah'ın safhını ala. Allah'ın mağfiretini iste. Ama bizden istiyor bunları beyim. Ve in ta'fu ve tasfahu ve tağfiru. Orada affı bekliyorsan burada affedeceksin. Orada safhı bekliyorsan burada safh edeceksin. Orada mağfiret bekliyorsan burada bağışlayacaksın. Biz başkalarını bağışlıyoruz, kendi çocuklarımızı bağışlamıyoruz. Başkalarına merhamet ediyorsun, kendi çocuğuna etmiyorsun. Başkası bir ayıp yapıyor, onu silebiliyorsun. Eşin bir yanlışlık yapıyor, aman dünyayı başına yıkıyorsun. Yok. Bu benim kanaatim değil. Ayeti hiç de öyle yorumlamıyorum. Doğrudan tercüme ediyorum. Ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduven leküm fahzeruhum ve in ta'fu ve tasfahu ve tağfiru fe innallaha gafurrahim. Hatasının karşılığında ona eziyet etmeyi değil, mümkünse onu kazanmayı deneyeceğiz. Zor imtihandır biliyorum. Herkesin başında var. Bir sürü sıkıntılar geliyor insanın başına. Ama yiğit zor zamanlarındaki tavrıyla belli olur. Yiğitseniz aile fertlerinize karşı merhametinizi takınacaksınız. Başkalarına merhamet edip bu merhameti kendi ailesinden, çocuklarından esirgemek bir ana baba olarak bizlere yakışmaz. Sonuna kadar onlara sahip çıkmak, onların bize verilmiş birer emanet olduğunu, bizim imtihan sorularımızın da onlar olduğunu unutmadan hayatı rıza-i bari'yi kazanma noktasında şekillendirme arzusundayız. Bu vesileyle Kâri'a suresinde müjdesi verilen sevap tartıları ağır gelip mutlu bir hayatın içinde yaşayacak kullar arasına Rabbim hepimizi ilhak eylesin. Sevap tartıları hafif gelip anası ağlayanlardan eylemesin. Bir sonraki ders görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.